Merhaba arkadaşlar, bugün size bu botun yapımını göstereceğim inşallah. Böyle üyemiz göndermişti. Resimle birebir aynı oldu sanırım. İnşallah siz de beğenirsiniz. Dün arkadaşlar patik tabanı yapmıştım. Onu farklı modellerde de kullanabilirsiniz. Aslında o patik tabanı bu modelin arkadaşlar. İnşallah beraber yaparız. Yapmak isterseniz. Ben ip ne kadar gitti onu anlatayım. Söyleyeyim. Bir yumaktan hani bir bot için sadece şu kadar kaldı. Hani bayağı bir ip yiyor. Hani bir de bot şeklinde olduğu için. Şimdi ise ipi sordular arkadaşlar. Ören Bayan Dora. Renk olarak ise 0,66 sanırım. Almak isterseniz tığ olarak da 0,5 bilim 5 numara kullanıyorum. Hadi Bismillah diyorum ve başlayalım. Zor bir model. İnşallah hakkıyla anlatabilirim. Evet. Dünkü patiğimizi siz yaptıysanız eğer arkadaşlar, isterseniz o videoyu izleyin, yapmadıysanız yaptıysanız da beraber hemen yapalım. Ben ipimi kırmamıştım. Hatırlıyorsanız biraz da gribim, sesim ondan farklı, kusura bakmayın. Dün söylemedim ama hepiniz fark etmişsiniz çoğunuz. Evet, ipi kırmamıştım. Şimdi tamam bitti. Yan tarafa geçeceğim arkadaşlar. İki zincir çektim. Böyle trabzanı belli dolayarak da tığımı trabzan yapıyorum. Başına sarıyorum. Bakın böyle. Böyle tutuyorum. Belli dolayarak da Melekciğim, sana da buradan sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Mesaj yazıyor. Üyemiz sıkı takipçim. Böyle bakın. Hani bu çizgisi, topuk çizgisi belli olsun diye arkadaşlar. Şöyle ben ikiye katladım altını. Daha güzel görünsün diye. Şöyle topuk çizgisi olsun diye. Böyle artırma eksiltme yok. İlk sıramız böyle trabzan yapacağız. Bakın belli sararak da. Modelin düzü burada, tersi burada. Böyle yukarıya doğru trabzan yapıyorum. Bakın. Böyle. Şöyle kenarda dursun. Daha iyi görürsünüz. Tekrar göstereyim. Başına dalıyorum. Tığımı atırdım. Bakın. Tepesine değil. Hani bu şekilde değil. Böyle. Belli de sararak da bir defa dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Böyle. Bu sırayı böyle devam edin arkadaşlar. Artırma eksiltme yok. Tamamen döneceksiniz. Buraya kadar geleceksiniz. Evet, ilk sırayı bitirdim. Trabzanlar yaptım arkadaşlar. Her bir trabzan üzerine belli de sararak da trabzan yaptım. Bakın sonuna geldim. Başına dolamadan buraya batıyorum. İki zincir çekiyorum. Başına sarıyorum. Bakın böyle. Önden. Hemen önümdeki trabzanı belli sararak da trabzan yapıyorum. Sonra tekrar başına sarıyorum. Bu sefer arkadan. Bir arkadan bir önden. Başına sararak belli sararak da trabzan yapıyoruz. Hani tepesine böyle bu şekilde batmıyoruz. Bir önden bakın önden böyle belli sararak da bir defa dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Başına sardım. Şimdi arkadan batıyorum. Başına sardım. Bakın önden bu şekilde. Başına sardım. Arkadan trabzan yapıyorum. Bir önden bir arkadan belli sararak da trabzan yapıyoruz. Bir defa dolayıp iki defa çekiyorum. Bakın ikinci sıramızda böyle artırma, eksiltme yok. Bir önden bir arkadan böyle trabzanları belli sararak da trabzan yapıyoruz. Bu şekilde.
Ben trabzanları saydım arkadaşlar. Ortalama 110 tane trabzan olması lazım. Hani olması lazım derken hani şart değil. Hani sizin elinizde ne kadar olduysa o kadar. Hani benimki 110. Bunda 108 tane olmuştu. Bunda da 110 tane olmuş. O iki taneyi de eksilttim. Hani aynı denk gelsin diye arkadaşlar. Sizinki de ortalama benimki de yakındır. Hani olabilir el. Hani farklı yapabiliriz. Böyle bir arkadan bir önden bataraktan ikinci sıramızda böyle trabzan yapın arkadaşlar. Evet, ikinci sıranın sonuna geldim. Bakın. En son içeriden almışım yani. Sonra önden aldım. Bakın zincir çekip başladım. Trabzan yaptığım yere başına dolamadan batıyorum. Bu şekilde sabitledim ve iki zincir çektim. Üçüncü sıraya geçtik. İki zincir çektikten sonra bakın önce önden almışım. Önden trabzan yapıyorum. Başına sarıyorum. Bakın arkadan yine aynı şekilde beline sararak da trabzan yapıyoruz. Başına sarıyorum. Önden trabzan yapıyorum. Sarıyorum arkadan trabzan. Aynı bu şekilde bir önden bir arkadan diye üçüncü sıramızda böyle tamamlıyoruz. Artırma, eksiltme yok. Dördüncü sıramızda ön burun kısmından kesmeye başlayacağız inşallah. Böyle bir önden böyle tığ böyle batırıp gördüğünüz gibi trabzanın beline sararak da trabzan yapıyorum. Böyle bu şekilde. Dediğim gibi artırma eksiltme yok arkadaşlar. Yavaş yavaş oluşacak inşallah. Artırma eksiltme yok. Buraya kadar gelin. Üçüncü sıramızı bitirelim. Evet, üçüncü sıra bitmek üzere. Bakın en son arkaya batmışım. Şimdi öne batıyorum. Şimdi de üçüncü sıraya geçiş yaptığım yere başına dolamadan batıyorum. İki zincir başına sardım. Dördüncü sıraya geçtik. İlk önce önden battım. Sonra arkadan aynı şekilde beline sararak da trabzan yapıyoruz. Bakın. Başına doladım. Bakın arkadan böyle beline sararak da trabzan yapmaya devam ediyoruz. Bir önden bir arkadan. Arkadan battığımızı arkadan batıyoruz. Önden battığımızı önden batıyoruz. Böyle bu yan taraftayız arkadaşlar. Arkadan öne doğru geçiyoruz. Burası ön olacak arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar gelin. Artırma eksiltme yok burada. Burun kısmını oluşturacağız. Burun kısmında eksiltme yapmaya başlayacağız. Evet, bakın dördüncü sırada öne doğru geldim. Ne yapıyoruz? Böyle patiğimizi arkadaşlar ikiye katlıyorum. Bakın. Ortada zincir çektiğim yer var. Öyle ondan itibaren ikiye katladım. Tığıma geçirdim. Bakın ortada 3 tane var. 3 taneyi 3 tane dışa doğru yaptığım hani ön taraftan aldığım trabzanlarım var. Arkadakiler arkada. Tam oraya gelmişim. Başına sardım. Bir tane arkadan alıyorum. Göstereyim nasıl yapacağımı. Bakın. Üçlü şekilde toplayacağız. Üçlü şekilde toplayacağız her sırada. Başka bir işlem yok. Sadece böyle arkadaşlar. Şimdi onu da göstereyim. Bakın arkadan aldım. Başına sardım. Bakın bu önden. Bak. Burası da önden alınmış. Onu da alıyorum. Tığıma geçiriyorum. Bakın bunda. Böyle. Hepsini bir önden beline sararaktan diyelim. Böyle topladım. Bakın üçünü bir tane yaptım. Tekrar göstereceğim ben. Bakın arkadan aldım. Şöyle ikiye katladım. Üç tane var ortada. Önden aldığım trabzan. Böyle arkadakiler de arada kaynıyor arkadaşlar. Onlar da eksiliyor. Başına sardım. Bakın önden aldığım trabzan. Üçüncü önden aldığım trabzan. Bu üçü tam ortada. Üçünü bir beline sararaktan trabzan yapıyorum. Bir defa dolayıp iki defa da çekiyorum. Evet.
Yani iki tane eksiltmiş olduk önden Trabzon. İki de arkadan gitti. Dört tane oldu arkadaşlar. Sonra bakın önden olduğu için onun hemen yanındaki arkadan Trabzon oluyor. Arkadan battım. Bir de önden yapıyorum Trabzon'u. Bir arkadan yapıyorum. Bir önden yapıyorum. Böyle bu şekilde aynı şekilde devam ediyoruz. Artırma, eksiltme yok. Sadece burun kısmında hani bir sonraki sırada eksilteceğiz arkadaşlar. Şimdi arkaya doğru gidiyoruz böyle. Evet, dördüncü sıranın da sonuna geldim. Hani bir üste çıkmayı gösteriyorum. Son defa göstereceğim. İnşallah bundan sonra yaparsınız. Bakın bir arkadan batmışım, bir önden battım. Sonra bakın iki zincir çekip trabzan yaptım ya oraya. Böyle başına dolamadan batıyorum. İki zincir çekiyorum. Beşinci sıraya geçtik. Başına sardım. Bakın ilk önden trabzan yapmışım. Aynı şekilde önden. Sonra da böyle arkadan trabzan yaparaktan burun kısmına gidiyoruz arkadaşlar. Bir daha böyle üst sıraya geçişi göstermeyeceğim. Krokodil yapımından gösterebilirim hani. Böyle burunda kesmeyi göstereceğim sadece size. Böyle bir önden bir arkadan diye artırma eksiltme yok. Sadece burun kısmında eksilteceğiz. Oraya kadar gelin arkadaşlar. Evet, burun kısmına bakın yaklaştım. Bakın bu üç tane kesmiştik hani bir tane kalmış ortada. Bakın gördüğünüz gibi. İki de yanlarında var önden trabzan aldığım. Şimdi bakın bir arkadan alıyorum trabzan. Sonra başına sarıyorum. Bakın önden olan trabzanı tığıma geçirdim. İkinci o üç tane toplamıştım. Hani biri düşmüştü. Onu da tığıma geçirdim. Üçüncüyü de geçirdim. Hep bu şekilde keseceğiz. Bakın şöyle ortaya doğru getirip trabzanımı yapıyorum ki yamulmasın diye. Bakın bu şekilde. Sonra bir arkadan trabzan. Bir önden diye. Aynı şekilde bu sıra bitene kadar artırma eksiltme yok. Devam ediyoruz. Sadece ön kısımda eksiltme var. Başka da bir işlem yok arkadaşlar. Böyle devam edeceğiz. Ben size topuğunu göstermeyi unuttum arkadaşlar. Hani topuğun geniş kısmı ön. Böyle sık iğne yaptığımız kısımda arkaya denk gelecek. Hani ben ip kesmeden yaptım. Hani kırmadan yapmıştım. Devam etmiştim. Siz belki ipi kırmıştırsınız. Onu da göstermedim. O zaman kusura bakmayın. Hani biliyordursunuz. Çoğunuz %99'unuz hani bilmeyenler olur. Hani yeni öğrenenler. O yüzden söylüyorum. Evet, böyle bir arkadan bir önden trabzan yaparaktan bu sırayı da bitirelim arkadaşlar. 5. sıraydı sanırım bu. 6. sırada yine önü göstereceğim. Ondan sonra 12 sıra devam edeceğiz böyle aynı şekilde. Evet, 6. sıradayız ve yine burun kısmına geldim. Hani bir üst sıraya geçtim arkadaşlar. Bakın ortada gördüğünüz gibi bir tane topladığım var. İki de yanlarda. Şimdi ilk önce arkadan trabzan yapıyorum. Sonra başına sarıyorum. Bakın bir tane yandakini, bir tane ortadakini, tam ortadakini. Hani daha önce topladıklarımı. Bir de sol taraftakini. Üçünü birden böyle bataraktan ortaya doğru böyle trabzan yaptım. Sonra hani onun yanı arkadan olduğu için arkadan trabzan yaptım. Şimdi önden yapıyorum. Arkadan yapıyorum. Bir arkadan bir önden diye böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Ben 7. sırayı da göstereceğim. Ondan sonra size hani nasıl yapacağınızı söyleyeceğim arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş oluşuyor inşallah. Böyle devam edin bu sırayı. Evet, 7. sıradayım. Ön kısma geldim. Bakın şöyle ön kısım şöyle oluşuyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle tutayım. Başına sardım. Bakın. 3 tane önden toplayacağız şöyle. Bakın. Ortadaki burası, iki de yanlardan. Şimdi bir arkadan alıyorum trabzanı.
Sonra başına sarıyorum bakın. Bu sağ taraftaki bakın tam ortadakinin sağ hani daha önce bunu eksiltmiştik. Hani üçünü toplamıştık bir olmuştu. Sağındakini tığım geçirdim. Ortadakine geçirdim. Ve soldakine geçirdim. Üçünü birden toplayacağım inşallah. Topladım bakın ortaya doğru topluyorum ki yamuk durmasın diye. Tam şöyle ortada duracak şekilde. Topladım. Ondan sonra bir sonrakini arkada olduğu için arkadan aldım. Sonrakini önden aldım. Trabzan yaptım. Sonrakini arkadan diyerekten böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Aynı bu şekilde 12 sıra olacak. Şimdi 7. sıradayız ya. 12 sıra böyle eksilteceğiz. Burun kısmı böyle bu şekilde. Bakın böyle oluşacak. Şöyle göstereyim. Bakın böyle bu şekilde olasıya kadar 12 sıra yaptım arkadaşlar bunda. 12 sıra yapın. Beraber krokodilini de gösterelim inşallah. Yapalım. Evet arkadaşlar ben 12 sıra gittim bakın. Böyle bu şekilde oldu. Buruk kısmı böyle. Ayağımız girmesi için arkadaşlar biraz geniş. Hadi sorun yok. Krokodili yapınca biraz toparlıyor kendisini. Düz oluyor. Şimdi krokodile geçtik. Yani buralara geçtik arkadaşlar. İlk önce yuvasını yapacağız. Sonra dolgu yapacağız. Bir sıra yuva, bir sıra dolgu arkadaşlar. V şeklinde yapacağız ilk önce. 3, 4, 5 zincir çekti. Bakın. 13. sıraya geçtim. 5 tane zincir çektim. Aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Başına sardım. Bakın. Bir tane arka taraftan atladım. İkinci arka tarafa. Şöyle şu şekilde. Buraya atladım. Buradayım arkadaşlar. Buraya atladım. Buraya trabzan yapıyorum. İki zincir çektim. Aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Krokodil dolgu yuvası yapıyoruz. V şeklinde. Sonra başına sardım. Bakın buraya atlıyorum. Buraya batıyorum. Hani arka taraftan sardığım yerlere atlıyorum. Farkındaysanız. Arada ön tarafta atladığım da oluyor. Buraya atlıyorum. Buraya trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar trabzan. Geçişlerde zincir yok. Başına sardım. Buraya atladım. Buraya trabzan yaptım. İki zincir çektim. Aynı yere tekrar trabzan. Başına sardı. Bakın burayı atladım. Buraya trabzan yaptım. Bu şekilde dolgu yapıyoruz. İlk sıramız böyle. Tekrar gösteriyorum. Bakın. Buraya batmışım en son. Bu iki dediği varsa ön tarafa battığım yere atlıyorum. Hani burası da arkaya batılmış. Sonra buraya geçiş yapıyorum. Buraya trabzan yapıyorum. Bir iki zincir aynı yere tekrar batıyorum. Burayı atladım. Bakın buraya batmışım. Burayı da atladım. Buraya batıyorum. İki zincir aynı yere tekrar batıyorum. Buraya atladım. Buraya battım. Bakın. Şöyle tutuyorum. İki zincir. Aynı yere tekrar. Başına sardım. Buraya atladım. Buraya batıyorum. İki zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Buraya atladım. Buraya batıyorum. İki zincir. Aynı yere tekrar. Böyle papağan gibi aynı şeyleri tekrar ettim ama iyi öğrenmeniz için arkadaşlar. Böyle yaparak da bu yuvadan ben burada 18 tane yapmışım. Hani çift olması lazım krokodillerin. Yani bir sıra 9 sonraki sırada da 9 gidebilmesi için mesela. Aynı sayıda yapmaya çalışın arkadaşlar. Ya da çift sayı yapın. Hani benimkinden eksikse ya da fazlaysa. Evet bakın 18 tane V şeklinde yaptım. İlk başladığım yere başına dolamadan battım. Şimdi arkadaşlar bakın bu V'nin ortasına batıyorum.
Gördüğünüz gibi. Sonra çevirdim arkadaşlar. Bakın böyle. Tersi. Yani içeri doğru çevirdim. Kendime doğru bakın. Başına sardım. Bakın V şeklinde mesela bu. Şöyle arkadaşlar. İlk önce buna 5 tane dolgu yapacağım. Sonra 2 zincir çekeceğim. Buna 5 tane dolgu yapacağım. Şöyle şu şekilde. İlk önce buna 5 dolgu. Hani o böyle duruyor ya arkadaşlar. 2 zincir çekip sonra buna da 5 dolgu yapacağım. Bir tanesini atlayacağız. Bir tanesini yapacağız. Onu unutmayın. Bakın. Şöyle tutuyor, tutayım. Görün bakın. Buna dolgu yapacağım. Diğerinin ortasına battık. Bunun bir trabzanına 5 tane dolgu trabzan yapıyorum. 1 2 bakın. Bir defa dolayıp 2 defa da çektim. 3 4 5 2 zincir. Bakın karşı trabzanına geçtim. Hani V'nin diğerine geçtim. Trabzanına. 1 2 3 Kamerayı tam düzeltmedim sanırım. 3 4 5 Bakın bir tane krokodilimiz oldu. Şimdi ne yapıyorum bakın. Hemen yanında bir tane V şeklinde var ya üstü iki zincirli. Oraya başına dolamadan batıyorum. Sonra başına sardım. Şöyle tutup arkadaşlar hani ön tarafa düz gelmesi için bakın düz olması için böyle yapıyorum bakın. V'nin bir tane trabzanına sağdaki trabzanına böyle 5 tane dolgu yapıyorum böyle bataraktan. 2 3 4 5 2 zincir bakın şöyle öbür tarafındaki trabzanına da geçtim. 1 2 3 4 5 Bakın hemen yanındaki sol taraftaki V'nin ortasına başına dolamadan battım. Hani bir tanesine geçiş yapıyorum. Bir sonraki sırada hani bunların üzeri dolgu olacak. Şimdi bakın oraya başına dolamadan battım ya başına sardım. Karşıdaki V'nin bir tane trabzanına, sağdaki trabzanına dolgu yapıyorum. 2 3 4 5 2 zincir çekiyorum. Bu sefer sol taraftaki hani şöyle hani buna yaptım dolguyu. Şöyle şu şekilde. Şimdi buna yapıyorum. Evet bu sırayı da böyle devam edin arkadaşlar. Arada birer tanesini atlıyorsunuz. Hani bir tanesini başına dolamadan batıp bir tanesini dolgu yapıyorsunuz. 9 tane krokodilimiz olacak. Böyle bakın buna başına dolamadan battım. Diğerine dolgu yapacağım. Böyle devam edin arkadaşlar. Bu sırayı. Evet ilk krokodil sıramız bitti. Bakın en sonuncuyu yaptım. 9 tane oldu toplamda. Şimdi ilk yaptığım yere başına dolamadan battım. Bakın. Battım arada bir tane var. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine tersten yapıyorum farkındaysanız. Aynı yere bir trabzan yaptım. Başına sardım. Bakın daha önce dolgu yaptığım krokodilin ortasına trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı yere tekrardan batıyorum. Başına sardım. Bakın hani ortasına batmışım. Buna dolgu yapmamışım. Oraya trabzan yaptım. 2 zincir. Tekrar aynı yere trabzan yaptım. Başına sardım. Dolgu yaptığım trabzan bakın. Önden dolgu yapmışım. Oraya batıyorum. Yani her karşımdaki V'ye tekrardan trabzan yapıyorum. V yapıyorum üzerine. Başına sardım bakın. Aradaki V'ye de trabzan yapıyorum.
İki zincir. Aynı bir sıra böyle gidiyor arkadaşlar. Bir sıra dolgu, krokodil dolgusu gidiyor. Böyle bu şekilde iki zincir aynı yere tekrar batıyorum. Başına sardım. Geçişlerde zincir yok arkadaşlar. Bakın burada bunun ortasına batmışım hani krokodil geçişinde. İki zincir aynı yere tekrar batıyorum. Böyle bu sırayla böyle devam edin arkadaşlar. İki zincir aynı yere tekrar batıyorum. Bundan sonraki sırada krokodil dolgusu yapacağız. Böyle V şeklinde yapmaya devam edin. Aynı 18 tane olması lazım hani eksik yapmayın. Yanlış olur. Evet bakın bir üst sırayı da bitirdik yani. Krokodil yuvalarını bitirdim. İlk başladığım yeri başına doğramadan battım. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın bir altta buraya dolgu yapmışım, ortaya yapmamışım. Buraya dolgu yapmışım. Hani sağa doğru dolgu yaptım. Bakın. Onun ortasına şöyle gelip bir zincir de çekebilirsiniz. Ortasına bakın. Bunun ortasına başına doğramadan batıyorum hani onun için dolgu yapmayacağım için. Başına sardım. Kuşumuz uyandı. Başına sardım arkadaşlar. Şimdi bakın buradayız. Buna dolgu yapacağım. Hani aradakilere dolgu yapacağız bu sefer. Daha önceki yaptığım V'lerin üzerine buralara başına dolamadan batacağım. Bu aradakilere dolgu yapacağız. Buna dolgu yapacağız. Bunun başına dolamadan batıp bu aradakine dolgu yapacağız. Şimdi başına sardım. Bakın hemen o iki krokodil arasındaki V'mizin sağdaki trabzanla 5 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 2 zincir. Çevirimi öbür tarafına geçiyorum. Bakın şöyle tutarak da tığımı batırarak da yine beline sarıyormuş gibi arkadaşlar. Aslında öyle oluyor. 2 3 Şöyle kamerayı yaklaştırayım. 4 5 Bakın hemen yanındaki daha önce dolgu yaptığım V'nin ortasına, bir üstteki ortasına başına duramadan battım. Başına sardım. Bakın yine iki tanesinin arasındaki V'ye dolgu yapıyorum. 1 2 3 4 5 2 zincir karşı V'nin karşı tarafına geçtim yani. Solundaki trabzanına geçtim. Oraya da 5 tane dolgu yapacağım arkadaşlar. 2 yaptım. 3 4 5 Bakın hemen yanındaki V'nin ortasına başına dolamadan batıyorum. Başına sarıp diğer tarafa da dolgu yapacağım. Bakın böyle bu şekilde. Bu sırayla böyle devam edin arkadaşlar. Evet bakın krokodilin ikinci sırasında bitirdik. Şimdi üçüncü sıranın yuvasını yapmaya geldi. Bakın batmışım en son 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ben konuşunca o da ötmeye başladı. Aynı yere tekrardan trabzan yapıyorum. Başına sardım. Bakın dolgu yaptığım yere geçtim. Trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Bakın bir sonrakine geçtim. Hani bir alttaki gibi yapacaksınız arkadaşlar. 2 zincir aynı yere batıp trabzan yapıyoruz. Sonra bir yandaki V'ye dolgulu V'ye batıyorum şimdi. 1 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum. Böyle yine 18 tane yaptıysanız 18 tane yuva yapın. Hani çift olması lazım. Söylediğim gibi.
Bakın böyle bu şekilde devam edin arkadaşlar. Bir üst sırayı da göstereceğim. Evet, bu sırayı da bitirdim bakın. İlk başladığım V'nin zincir yerine battım başına dolamadan. Sonra bakın önünü çevirdim. Bir zincir çekiyorum. Bakın bakıyorum öyle. Hani buna dolgu yapmışım bir alt sırada. Onun ortasına batıyorum arkadaşlar. Başına dolamadan battım. Çevirdim. Şimdi o iki tane krokodilin ortasındaki V'ye dolgu yapacağız. Bakın sağdaki tarafına 2 3 4 5 2 zincir çektim. Bakın sol tarafındaki trabzanla da 5 tane dolgu yapıyorum. 2 3 4 5 Bakın ortadaki V'ye de başına dolamadan battım. Başına sarıyorum bakın. İki krokodilin ortasındaki V'ye denk geliyor ondan sonraki. Ona dolgu yapıyorum arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bir sırayı böyle yuva yapacaksınız. Bir sırayı da böyle krokodil dolgusu yapacaksınız. Toplamda 5 tane şöyle bunu bırakıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. 5 tane bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra krokodil yapacaksınız. En son bakın yapmışım hiç ipimi de koparmadım. Size göstermek için. Hani üzeri böyle kalıyor arkadaşlar sorun yok. İnşallah beğendiniz arkadaşlar. Kusurlarımı görmeyin ne olur. Ben çok beğendim. Bir tane ablam geldi dün. O da beğendi bayağı. Altını beğendi. Resmini göstermiştim. Yani kapıldı arkadaşlar. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ören Hanım YouTube sayfama abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.